Ekranda iki fonksiyonun grafiklerini görüyoruz. Soldaki gx'in sağdaki ise hx'in grafiği. Bu videoda x 1'e yaklaşırken g içinde hx'in limitinin ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Hadi her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve limitin ne olduğunu benden önce kendi kendinize bulmayı deneyin. Şimdi birlikte yapalım. Öncelikle x 1'e yaklaşırken hx'in limitini bulmayı deneyelim. 1'e soldan yaklaşırken x'in 2'ye, 1'e sağdan yaklaşırken de bir bakalım hx'in yine 2'ye yaklaştığını görüyoruz. Bu durumda bu limit 2'ye eşittir diyebiliriz. Ve bunu g'ye girdi değeri olarak verirsek hemen bakalım. g'nin 2'de aldığı değer 0'a eşit ama limit tanımlı gibi görünmüyor. 2'ye sağdan yaklaşırken sıfıra, soldan yaklaşırken de eksi 2'ye yaklaştığımıza göre bu limit yok. Eğer bu şekilde düşündüyseniz sizi biraz daha dikkatli düşünmeye davet etmek istiyorum. Neden mi? Çünkü Şimdi bu limiti sağ ve sol limitler olarak değerlendirdiğimizde neler olduğunu göreceğiz. Hemen gösteriyorum. Önce x 1'e soldan yaklaşırken ghx'in limitini ele alalım. Bu şekilde düşünerek 1'e burada da soldan yaklaşıyor olacağız ve 2'ye de soldan ya da aşağıdan yaklaşıyoruz diyebiliriz. Bu durumda g'ye verdiğimiz girdi değeri 2'ye soldan yaklaşıyor olacak. Bakın g'ye girdi değeri olarak verdiğimiz değer 2'ye soldan ya da aşağıdan yani 2'den küçük değerleriyle yaklaşırken g'nin de eksi 2'ye yaklaştığını görüyoruz. O halde bu yani sol limit eksi 2'ye eşittir diyebiliriz. Şimdi bir de sağ limite bakalım. x 1'e sağdan yaklaşırken g içinde hx'in limiti. Yine aynı şeyi yapalım. 1'e sağdan yaklaşırken h'ın 2'ye soldan ya da aşağıdan yani 2'den küçük değerleriyle yaklaştığını görüyoruz değil mi? Bileşke fonksiyonda aşın çıktı değerleri g'nin girdi değerleri olduğundan burada da g'ye verdiğimiz girdi değeri 2'ye soldan yaklaşıyor olacak ve 2'ye soldan yaklaşırken g'nin eksi 2'ye yaklaştığını az önce bulmuştuk. Gördüğünüz gibi bu. Yani sağ limit de eksi 2'ye eşit. İşte bu örneğin ilginç olmasını sağlayan durum da bu zaten. x 2'ye yaklaşırken g x'in limiti yok. Ama h x'e baktığımızda 1'e sağdan ve soldan yaklaşırken h 2'ye soldan ya da aşağıdan diyeyim yaklaştığı için g fonksiyonu için 2'ye soldan yaklaştığımız durumu değerlendirmeye alıyoruz ve iki durumda da bunun eksi 2'ye yaklaştığını yani sorunun cevabının bu olduğunu görüyoruz. Sağ ve sol limitler birbirine eşit olduğunda limit de bu değere yani bu durumda eksi 2'ye eşit olur.